Simülasyon oyunları dünyası SimulaWorld'e hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Heavy Machines and Construction'dayız yine. Oyunda yeni bir seviye atladım, level atladım. Dolayısıyla yeni bir araç gelecek ve yeni görevler gelecek. Şöyle hemen göstereyim. Ağır yük nakliyesi, işte çakıl nakliyesi, mermer taşımacılığı gibi şeyler var. Bir Scania alacağız bugün. Öncelikle hemen bayiye geldim ki aracımızı satın alalım diye. Şöyle bayimize girelim. Umarım iyisinizdir. Kanala ilk defa geliyorsanız, videoyu beğenirseniz beğenmeyi, aynı zamanda abone olmayı da unutmayın diyerek şöyle Scania'mıza bakalım. Bu arkasındaki şeyi de mi almamız lazım? Yok. Bu 6. seviye diyor. Onu yine yapamıyoruz. Yani her seviyede bir tane araç verecek. Bunların hepsini alabilmek için baya seviye atlamamız lazım. 15, 16, en son 20'ye kadar gidiyor. Biz daha 5. seviyedeyiz. Yani ben öyleyim en azından. Yani bu başka bir 4x2'den başka bir şey olmuyor. Yalnız modellemesi gayet güzel gözüküyor Scania'nın. Hemen şöyle satın al diyelim. Garaja gidelim. Aracı sür diyeceğim. Evet. Vallahi bayağı güzel gözüküyor ha. Bunu boyayamıyor muyuz ya? Boyama seçeneği falan yok galiba daha. Oo, sesi de gayet güzel. Işıklar da güzel. Bayağı iyi yapmışlar bence. Şöyle parkları yakalım diyeceğim ama parklar bayağı yanıyor. Neyse. Şöyle kalsın. İçini görelim. Oo, içi de çok şık. Bayağı aynısını yapmışlar yalnız. Tabii hani logo falan yok da. Gayet güzel olmuş. Konu da bu. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. Şurada bir hemen yakıtımızı dolduralım. Sonra yakıt problemi yaşıyoruz. Çünkü yakıtla ilgili bir önceki güncellemede, yeniden bir güncelleme gelmiş de, bir önceki güncellemede yakıtla ilgili düzenleme yapıldığına dair bir şey vardı. Şöyle yakıtımız da olsun. Evet, depo büyük olunca bayağı uzun sürdü yakıtı doldurmak. Neredeyse akşam olacak yani ben yakıtı doldurana kadar. Şöyle tekrar. Aa, bir dakika, bir kamera daha var bu araçta. Vay. Ne deniyor şuraya? Şunun bir adı vardı. Tov mu? Yok. Tabla mı deniyor? Bir şey deniyor. Şu tabla kamerası diyeyim. Sanki öyle hatırlıyorum, tabla deniyordu diye. Şimdi şuradan görevimizi alalım. Hangisini alsak? Low bed'e gidin. Oradan takın diyor. Ondan sonra da park alanına teslim edin diyor. Damper'e gidin diyor. Low bed'e gidin diyor. Bence en pahalı olanı alalım. Mermer. Evet, aracımızı hemen çalıştırıyoruz. Yola çıkıyoruz. Oo, iki kapı birden açıldı. Kapılar emrime amade. Bu çok zorlu bir görev değil. Yani burada çok yapacağımız bir iş yok. Sadece aracın arkasına işte şeyi bağlayacağız. Bu arada şu benim. Orada unuttuk onu. Aracın arkasına bağlayacağız. Ve oradan da bu tarafa doğru taşıyacağız. İçeriden mi kullansak? Frene bastığımızda içeride çok enteresan bir fizik şeyi oluyor. Şimdi birazdan frene basarsam gösteririm. Allah. Evet, gördüğünüz gibi. Adam sanki şeyden çıkacak gibi oluyor. Çarptı eleman. Göz göre göre çarpıyorlar böyle bir. Trafik birazcık garip. Yani dışarıdan gayet güzel gözüküyor ama içeriden kullandığınızda fizikler. Aa, işte böyle oldu. Harita yükleniyor derken tabii ki düğmeye bastım. O yüzden. Bu harita yükleniyor şeyi çok kısa bir zamanda geliyor ama o anda dönüyorsanız, yine aynı şey oldu. Dönüyorsanız özellikle bayağı bir sıkıntı yaratabiliyor. Bu araçta fena gitmiyormuş. Fena da durmuyormuş. Ama dururken tabii bir böyle camdan çıkacak gibi oluyorsunuz. O biraz değiştirilebiliyor mu bilmiyorum. Yani ayarı var mı? Biraz fazla bence. Yani küçücük basıyorum frene. Belki kademeli kullanılabilir. Kademeli oluyorsa o zaman bu kadar abartı şey yapmaz. Şimdi şöyle hız sabitleyicimi de açayım. Hız sabitleyicimi açtım. Daha yavaş. Şimdi hızlandı. Yapma. Gördüğünüz gibi bir anda 105'ten 67'ye falan düştü yani. 40 kilometre düşüyor bir frene bastığınızda. Abi çok yavaşsınız. Bir de adam sollamaya çalışıyor ya. Dışarıdan bu kadar
Allah. Bir dakika tekrar şöyle bir bakacağım. Dışarıdan o kadar belli olmuyor yani. İçeride inanılmaz bir sallantı var fizikle alakalı. Bu sefer haritanın gitmediğimiz bir yerine gidiyormuşuz gibi geldi bana. Öyle mi acaba? Orada bir şerit hatası vardı. Şerit kaymış. Evet, ben burayı hiç hatırlamıyorum. Bu yolu ilk defa gidiyorum. Ya. Nereye çıktık? Harita bayağı büyük bu arada. Gördüğünüz gibi hala gidiyoruz. Bir de bunu teslim etmemiz gerekiyor. Şuradaki şeyler falan gayet güzel olmuş bu arada. Araç güzel modellenmiş. Yani Scania yazmasa da hiçbir yerinde bayağı bir yapılmış yani. Birebir. Yapma çıkma. Ben geçeceğim. İyi ki almışız yakıtı. Yakıtımız bitecek yani neredeyse. Gidemedik daha. Egzoz dumanı şeyi varmış efekti bak. Onu şimdi gördüm. Ayağımı çekince gidiyor mu? Daha doğrusu parmağımı. Sanki sürekli geliyormuş gibi. Hani araç çalıştığı sürece. Gaz verdiğimizde daha fazla çıksa mesela. O da güzel bir şey olabilir. Farklılık olabilir yani. Bu arada çok gitmedik mi ya? Haritanın neresindeyiz biz? Oh. Şaka mı bu? Bayağı bir gideceğiz. Ben neden şimdi o kadar para verdiğini anladım. İlk defa ya kardeşim. Neden herkes önüme atlıyor? Düşme. Hız sabitleyiciyi açtığımda önce bir yavaşlıyor. Bundan sonra tekrar istediğim hıza geliyor gibi bir şey oluyor. Anlamadım. Şimdi virajlı yollara gireceğiz galiba. Arada şeye de bakıyorum. Sesler mesler bir problem var mı diye. Yol bitti. Ha dur, sağdan çıkacağız. Sinyaller çok belli olmuyor. Hiçbir araçta sinyal çok belli olmuyor. Onunla alakalı bence bir yeni güncelleme. Oo, buralar güzelmiş. Tünele falan giriyoruz. Vallahi ben bu yolu ilk defa geliyorum. Sizler tabii ki daha önce gelmişsinizdir. Benden daha hızlı ilerlediğiniz oyunda. Hani çok uzun zamanlarını verip oynayan arkadaşlar var. İşte 12. 13. level'lara gelmişler. Ama ben daha şu aradan pardon geçemedik. Aradan bir geçeyim demiştim ama tabii ki kamyonumuz sığmadı. O tozu dumana kata kata geçiyoruz herkese. Yalnız bu yollar çok güzelmiş. Oo, toprak yol. Severiz. Of. Toprak yolda biraz oyun kasıyor. Bu arada onu da söyleyeyim. Herhangi bir toprak kısma girdiğinizde of. Fazla bir kasma yapıyor. Onu bir dakika, bir saniye. Dayıcığım bir müsaade et. Onu nasıl düzeltebiliriz? Ayarlarda belki yani şu toprak şeyini kapatabiliriz. Varsa öyle bir seçenek. Toz bulutu. Adam BMW ile toprağa girmiş. Buradan nasıl geçiyorlar? Affedersin. Merak ettim. Ha, onun yanından geçiyor. Buradan bir de mermer römorku mu taşıyacağız? Dorse taşıyacağız bir de. Evet, buralarda maalesef biraz size nasıl gözüküyor bilmiyorum ama sıkıntılı şu anda. Ayarlarda bir bakacağım. Grafik. Ne olabilir? Render. Detaylar.
Detayları kapatayım bakayım bir. Evet. Yok, yine oldu. Hızlanınca çünkü şey yapıyor. Detaylarda değil. Oluşturma ölçeği diyeyim bakayım. Abo, ne oldu ya? Çamur. Bunu aç. Bloom. Bloom da değil ya. O başka bir şey aslında. Ne oldu? Abi değmedim ya. Bilerek baktım yani, değmedim gerçekten de. Oo, yanlaya yanlaya. Şu araya ben bir sıvışayım. Araç bir anda hızlanıyor. Burası hem bayağı uzakmış hem de farklıymış yani diğer yollara göre. İyi ki bunu seçmişim. Ohoho. Bayağı arkası geldi. Geçebilir miyiz? Hop. Müsaade. Eyvallah başkan. Burada ne var? Of. En sonunda toprak yoldan çıktık. Güzel bir köprü var. Bayağı baraj gibi bir şeye geldik yalnız. Sevdim buraları. Farklılık yani en azından. Ama çok uzak. Hala varamadık yani. Tren de geçiyor. Buradan neyi nereye taşıyacağız acaba? Çok merak ediyorum. Ha, geldik. Altımızdan bir tren daha geçiyor. Yine toprak yol. Ha, bizim dorsa şu. Oraya şuradan mı çıkacağız? Allah Allah. Eşleştirme gibi bir şey diyordu. Nasıl takacağız bunu acaba? Heh, şimdi dur. Kamerayı değiştir. Nerede o kamera? Heh. Vay, bu kamera çok iyiymiş. Yes. Vallahi taktım. Çok da güzel oldu. Buradan böyle inebiliyor muyuz ya? Takılmasın. Trafiğe bak. Bence şöyle çıkalım. Amcaoğlu bir müsaade et. Trafik var yine. Şöyle bir ekran görüntüsü de alayım. Şu şeye de her seferinde yanlışlıkla dokunuyorum. Evet, böyle güzel bir ekran görüntümüz olsun. Sonra belki ben bir daha alırım. Haydi gidelim. Abo, trafiğe bak. Aşağıda ayrı trafik var, yukarıda ayrı trafik var. Bunların gideceği yok. Geçebildiğim kadarını geçeyim bari. Karşıdan biri gelirse yandık. Görmüyorum da. Vallahi kimse yok, yapıştır. Tünelde girdik. Şunun yüzüne bak. Uyuşuk.
Bunu da geçeriz. Ama sonra toprak yola gireceğiz. Allah 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 Allah. Çarptı oraya. Oo, biz de adama çarptık. Dalga geçiyorduk. Toprak yol bayağı zorluymuş yani. Niye 4x2 veriyor ki bize? 6x4 verse daha rahat taşırız aslında burada. Yük çok ağır değil herhalde. Ne kadar olduğunu bilmiyorum ama. Valla önümüzü görmüyoruz ağaçlardan, dağlardan. Ve bayağı bir trafik var ya. Karşıdan gelen çok araba var. Giden de çok. Ne kadar yol gideceğiz acaba? Geldiğimiz yolun hepsini geri mi döneceğiz? Of of of. Bu şeyi de uzaklaştıramıyoruz galiba. Allah. Bayağı gideceğiz ya. Vallahi ben iyi ki yakıt almışım ha. Mümkün değil, yetiştiremezim. Söyleyemedim. Yetmezmiş. Böyle kullanayım diyorum ama böyle acayip şey yapıyor. Kasıyor. Dışarıdan daha az kasıyor. İçeride neden bilmiyorum ama toprak yol bayağı etkiliyor oyunda. Bir şey değiştirmem lazım da bulamadım. Şimdi ayarlarla sizi boğmayayım. Ama FPS bayağı düştü yani bence. Toprak yolun bitmesine az kaldı sanırım. Sanki şu ileride bitecek. Ben yine dışa geçeyim. Toprak yol bittikten sonra zaten sıkıntımız yok. Şurayı hatırlıyorum, sanki en başlardaydı. Birazdan bitecek olması lazım. O aşağısı falan bayağı iyiymiş ya. Ya niye buraya gelmemişim? Evet, dediğim gibi toprak yol burada bitiyor. Yok, güzel aslında. Sesler mesler çok iyi. Görüntü olarak da iyi. Ama belki de benim emülatörden kaynaklanıyor. Yani bende fazla kasıyor olabilir. Bilmiyorum, sizde de öyle mi? Toprak yolda bir kasma olayı var. Şeyde de mesela, şehir içinde de yeşillik alanlara falan girdiğinizde, şuralara girdiğinizde yine kasıyor. Bir müsaade. Yolumuz uzun. Araç büyük. Yine bir yan verip dönmemiz yok mu ya? Hadi bakalım. Artık içeriden kullanabiliriz. Şimdi hızlı gideceğimiz için çok da uzun sürmeyecektir diye düşünüyorum. Asfalt yol toprak yol kadar zamanımızı almayabilir. Araç boşken, yani Dorsa yokken 104'ü 105'i görüyordu. Şimdi 92'yi anca gördük. Of. Hiç kimse yürümüyor ya. Vallahi çarpıyor muyum, ne yapayım? Allah. Oba. Bir anda çıktı ya önüme. Spamlı olma olayı biraz yakında oluyor. Şurada falan adam araç çıkıyor bir anda. Ben şu şeyi değiştirmeyi mi unuttum acaba? Neyse, şu virajları alalım da düz yolda bir bakarım. Benim kameram biraz parlak oldu galiba. Filtre şey yapmayı unuttum, düzeltmeyi. Şunun gidişe bak. Neden onunla gider ki arabalar yani? Trafikle ilgili bence biraz problem var.
Bak şu da mesela öyle gidiyor. Bazı araçların böyle şeyi, hız limiti diyeyim, biraz fazla düşük. Bak yine hız sabitleyiciyi açtım. Kendi kendine düşürdü. Şimdi tekrar hızlanıyor. Dışarıdan kullanması zor değil mesela. Diğer oyunlarda dışarıdan kullanması çok zor oluyor. Bunda kamerayı herhalde halletmişler. Dışarıdan kullanması bayağı rahat. Allah. Bir de şu harita yükleniyor olayı olmasa. Vallahi o çok sıkıntı yaratıyor. Buradan bir yerden sola gidecektik sanki biz ya. Navigasyon yine bir saçmaladı. Bir dakika bir bakayım. Ha, şu ileriden döneceğiz. Oraya nasıl döneceğiz acaba? Vallahi ben de bilmiyorum. Sizinle beraber göreceğim şimdi. Şu yukarıdan bir dönüş var. Ama o sanki karşıdan gelirken öyle dönüyorduk da. Karşı yoldan bu taraftan gelirken. Buradan giderken oraya nasıl döneceğiz bilmiyorum. Parmağım acıdı artık. Yavaşlama, yavaşlama. Of, bu sefer bayağı uzun sürdü harita yükleniyor şeyi. Şimdi nasıl döneceğimi bilmiyorum yukarı. Normalde şuradan şöyle dönülüyor. Bu arada demir var. Geçemeyiz oradan. Bizi ileriden göbekten mi döndürüyor? Bir şey yapıyor. Şuradan dön diyor şu anda ama. Dönemiyorum. Oradan da dönemeyiz zaten. Şuradan döneceğiz. Bu olmamış mesela. Oraya bir dönüş koymaları lazım sanki ya. Ben buradan U dönüşü yapacağım. Yani şu aradaki şey olduğu için demirler. Neyse yaklaştık. Az kaldı bence. Yavaşlama, yavaşlama. Buna basmam neyi değiştiriyor bilmiyorum ama hızlanıyor neyse. Şehrin içine geldik. Zaten hemen binalar falan gözüküyor. Akşamüstü gibi bir şey oldu galiba saat. 19.57 olmuş vallahi. Görev bayağı uzun sürdü. O toprak yola gir çık falan derken. Navigasyon yine saçmalıyor. Ben şöyle bir bakayım nereye gideceğimi. Bir sonrakinden girsek aslında daha düz gideriz. Bundan değil de. Sol sağ sol sağ yapacağımıza. Adam gibi bir sonrakinden girip hop oradan döneriz. Bak bununla mesela birazcık gözüküyor ama araçlarda sinyal hiç gözükmüyor neredeyse. Ben cezaları kapattım. Trafik kazası açık ama cezalar kapalı. Onunla uğraşamıyorum arkadaşlar. Zaten ona rağmen bayağı uzun sürdü bu video. Birazcık kırpıp kesmişimdir ama yine de 20 dakikayı geçti büyük ihtimalle. Aa, ya kendi kendine çarptı. Şöyle basayım. Oo, burada basket sahası gibi bir şey var. Ama pota yok sanki. Burası şehir merkezi. Şehir merkezi ne atarsanız kendinizi buraya bırakıyor. Ohoho, yine bir yan. Arkada yük olduğu için aracın burası bırakıyor kendini. Yüklü haliyle yüksüz hali arasında belki birazcık daha fark olabilir performans olarak.
Hani biraz daha zorlanabilir. Yani şu an kaç beygir tabii bilmiyorum bu araç ama bence biraz daha zorlansa güzel olurmuş. Şurada akaryakıt istasyonunun karşısında bir yer vardı. Böyle bir dar toprak bir yol vardı. Bu çıkmaz sokak gibi. Bunu niye koymuşlar buraya demiştim şu arada. Demek ki bu yüzdenmiş. Oraya teslimatımız varmış. Haydi yürüyün. Hızlanırkenki ses falan güzel. Şoför koysalar daha mı iyi olur bilmiyorum ya. Böyle çok boş duruyor. Kupanın oynayışına bak. Fren olayı bütün araçlarda biraz sıkıntı. Çok aşırı bir şey yapıyor hareket. Neredeydi oranın girişi? Şurası. Evet, bakın burası. Oo. Saçmaladı orada. Yine bir toprak yol. Bugün toprak yola doyduk. Vallahi. Of of of. Nereye teslim etmemi istiyor? Şurada bir şey var ama ne tarafa doğru durmam gerektiğini göstermemiş. Acaba şöyle mi? Aa, direkt bıraktı zaten. Bana izin vermedi. Kendi kendini aldı hemen. Evet, şöyle duralım. 8800 kazanmışız. Ben şu 2x ödülü de hemen almak istiyorum. Geliyorum arkadaşlar. Evet, 2x ödülümü de aldım. Şöyle aracımı güzel bir yere çekeyim. Toprak yolda. Neyse ki yakıtımız yetti ama bakın neredeyse yarım depo yakıt kullandık. Bayağı bir uzun sürdü. Bir iki tane daha görevi var bu aracın. O arada tabii herhalde yine seviye atlayacağız. Bir sonraki seviyeye geçeceğiz. Buralar artık yok. Şunlar zaten dorsal taşımacılığı diye mesela buraya bir şey gelmiş. Sınırsız olan yine bir şey gelmiş. Bunlar görevler şey hikaye görevi gibi düşünün. Hani hikayeyi devam ettiriyorsunuz. Öbür türlü sürekli hani para kazanmanızı sağlayan sınırsız görevler de var. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hala değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.